Evet, Çevre Bakanı Murat Kurum diyor ki 900 değil 9 ton asbest var. Dolayısıyla biz boşuna mı endişeleniyoruz acaba? Bir bardak suda fırtına kopartıyor olabilir miyiz? Biz de bir uzmana danışalım dedik. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Şehmuz Ensari konuğumuz olacak. Merhabalar Sayın Ensari, hoş geldiniz gün izine. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bu 900 yerine 9 ton açıklaması bizi rahatlatmalı mı kısmına geçmeden önce belki hala asbestin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler vardır diye kısaca nedir bu asbest? Gerçekten bu kadar korkmamıza gerek var mı? Yoksa biz gereksiz bir vehim içerisinde miyiz? İsterseniz bunu bir kez daha aydınlatalım. Tabii ki memnuniyetle. Asbest mucizevi bir mineraldir. Ölümcül bir toz olarak, katil toz diyoruz biz asbeste. Mucizevi özelliklerinden birini de Sayın Bakanımız, kurum, literatüre yeni bir ekleme yaptı sanırım. Asbest yok edilemeyen, yok edilemez anlamına gelir. Sayın kurum, 900 ton Brezilya limanındaki geminin %99'unun buharlaşarak yok edildiğini, bu metot varsa bizim de öğrenmemize açmalarını, bizleri de bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Bakın, öldürücü bir toz asbest. Asbestle ilgili herhangi bir aşı veya herhangi bir asbeste bağlı kanserlerin tedavisi yoktur. Kanser yoluyla öldürüyor diyebiliriz Evet, ama zannediyorum. hemen öldürmez. Hemen öldürmez. Ne Bu kadarına maruz kalmak yeterlidir örneğin? Bu rakamları daha iyi değerlendirebilmek açısından bunu soruyorum. Yani 9 ton mesela çok da önemli bir dozaj değilmiş gibi ifade ediliyor. Yani birinin ya da bir çevrenin ne kadar bir asbeste maruz kalması öldürücü diyebileceğimiz boyutta değerlendirilebilir? Şimdi tıp literatüründe bir asbest lifinin dahi kanserojen olduğu yazılıdır. 9 ton asbesti siz alea halkına solutun, zaten alea diye bir yer kalmaz. 900 tona gelince, bakın, bu veri, bu geminin, gelecek olan geminin birebir ikizi olan Clemenceau gemisinden gelen veriler ve bunu uluslararası sivil toplum kuruluşlarının araştırmalarından aldığımız bilgiler. Clemenceau gemisinde 760 ton asbest vardı ve tabii tehlikeli maddeler de var. Yani sadece asbesti burada bahsediyoruz. Tabii asbest söküm uzmanı titrimizden dolayı asbest diyoruz ama aslında gemide çok fazla başka tehlikeli maddeler de var. Bunu da belirtmek isterim. Bu gemiyi Hindistan'da sökmek istediler. Bakın, Hindistan bu alanda dünya birincisi şu an. Çin dahi eskisi gibi gemi sökmüyor. Avrupa Birliği gemileri zaten alea tamamen Avrupa Birliği'nin sığınma limanıdır. Bakın, bunu da ilk kez sizin kanalınıza açıklama yapıyorum. Aslında sistem Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Çünkü AB kriteri almış, 43 tesisin 8 tanesi alea'dadır. Biz sosyal medya hesabımızdan yayınladık, nerede ne kadar gemi sökülüyor diye. Biz şu an gemi sökümde yarıştığımız ülkelerin ismini verirsem izleyicilerimiz de bizlere hak verecekler. Şu anda biz Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'la yarışıyoruz. Bakın, orada insan sağlığının, işçi sağlığının, iş güvenliğinin hiç bir şey ifade etmediği ülkelerle yarışıyoruz. Bu ne demektir? Bizden Aliağa'daki gelişmeleri daha geçtiğimiz günlerde, çok yakın bir tarihte, bir Aliağa'daki bir gemi sökümünde işçiler gizlice gemiden numune alıp bana teslim ettiler. Ben de analize gönderdim ve kanserojen asbest bulundu. Bu bir duvar panelinde, bakın. Ve bu duvar panelini işçilere elleriyle söktürüyorlar. Hiçbir kişisel koruyucu önlem aldırmadan, emin olun, onun envanterinde de o panele asbesti yazmamışlardır. Şimdi durum bu kadar vahimken işçiler orada gerçek asbest ve tehlikeli madde eğitimi almadan bunların içine sürülürken, biz tabii Aliağa'da bugünkü şartlarda bu geminin sökülmesinin imkansız olduğunu söylüyoruz. Bakın, iddialı konuşuyorum. Sayın Bakan'a da çağırım. Sayın Murat Kurum, kendisi meslektaşımdır. İnşaat mühendisiyim ben de aynı zamanda. Sayın Bakanım,
madem bu kadar rahatsınız açın denetime, biz de gelelim, numune alalım, bakalım asbest var mı yok mu? Ve buradan bakanlığa başka çağrılarda bulunacağım. Ne yazık ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asbestle mücadele konusunda çok isteriz. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı da denetim konusunda çok yavaş ve eksik kalıyor. Bizim ihbarlarımızı, yazılı dilekçelerimizi 2-3 ay sonra veriyor. Asbestle ilgili endişelerimizi, cevabını diyor ki ben gittim orada öyle bir imalat kalmamıştı. Yani bakın bu gemiyin de... Milletvekillerinin de benzer şikayetleri var biliyorsunuz Sayın Ensari. Yani şahsınıza yönelik algılamayın. Burada birilerine cevap vermek noktasında galiba çok da bir ihtiyaç, bir hassasiyet taşınmıyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum size. Şunu şöyle de gözükmek istemeyiz. Öyle de değiliz, öyle de olmak istemeyiz zaten. Sanki iktidardan gelen her şeye istemezük mantığı içerisinde bakıyor... Olmayalım. Neyse gerçekten onu konuşalım. Burada Sayın Bakan sanki her şeyin kontrol altında olduğunu ve bir problem çıkarsa geri gönderilebileceğini söylüyor. Birincisi ortada 9 ton olduğunu varsayalım. Bir de böyle bir asbest taşıyan bir gemi varsa her şeyin kontrol altında olması bugünün teknolojisiyle asbestli bir geminin sökümünün hiç kimsenin ve çevrenin ve çalışanların zarar görmeden sökülmesi mümkün müdür? Böyle bir teknoloji varsa biz buna sahip miyiz? Böyle bir teknoloji var tabii ki. Yani orada isterse oranın... Bizde var mı? Tesis sahipleri isterlerse bu sistemler kullanılır. Bakın ben aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu Başkanıyım. Şu anda teknolojik gelişmeler artık iş kazalarını, meslek hastalıklarını minimum düzeye indirecek dereceye gelmiştir. Üzülerek söylemek istiyorum ki Ali Ağa'da gerek İSG tedbirleri ve gerekse asbeste bağlı ve diğer tehlikeli maddelere bağlı denetimler kağıt üzerinde yapıyor. Bakın buradan iddialı konuşuyorum. Geçen yıl çağrı yaptık. Gemi Sander dedi ki ya biz her şeyi kuralına göre yapıyoruz. Avrupa Birliği yeterliğimiz olan tesislerimiz de var. Biz de dedik ki biz hiçbir ücret almadan tesislerinizi denetlemek istiyoruz. Oradaki gemi sökümünde bulunmak istiyoruz. Bila ücret. Madem bu kadar kendinizden eminseniz, Sayın Bakan Murat Kurum'a da sesleniyorum. Madem bu kadar rahatsınız, madem Ali Ağa'da hiç her şey düzgün, neden bizim izlememize izin vermiyorsunuz? Buradan çağrı yapalım. Odri meydan diyelim. Yani tamam, evet düzgün yapıyorsunuz. Biz de gelip bakalım düzgün yapıyorsanız takdir edelim. Bu kadar zor mu yani? Daha bugün, şeffaf bir süreç sürdürülebilir. Bakın Uluslararası Gemi Söküm Platformu, bu bir sivil toplum kuruluşudur. Kendi sitesine girerseniz yani bu geminin 900 ton asbest ve yüzlerce ton tehlikeli madde içerdiğini orada kendi web sitesinde vardır. Bu kuruluş bağımsız bir kuruluştur. Merkezi Brüksel'dir. Yani bunu biz hadi siz demin dediniz efendim iktidara karşı duruyormuş bir izleme ki biz tamamen insani taraftayız. Gerek Asbest Söküm Uzmanları Derneği ve gerekse İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu tamamen insani tarafta. Çünkü asbest herkes öldürür. Evet. Asbestin aşısı diye bir şey yoktur. Bakın toplu katliam diyorsunuz siz. Bu kadar büyük bir tehlikeden mi söz ediyoruz? Ama bakın şunu söyleyeyim. Şu anda ülkemizde bir sokakta yapılan kontrolsüz yıkımları hepiniz görüyorsunuz. Almanya'daki gurbetçi işçilerimiz, bu alandaki hizmet veren Almanya'da asbest söküm işi yapan ki daha çok Türklere veriyorlar bu işi tehlikeli, riskli diye. Almanlar kolay kolay bu işi de fazla tercih etmezler. Diyorlar ki abi biz eğer öyle bir yıkım yaparsak Almanya mevzuatı, hukuku bizi toplu katliamdan yargılar. Yani adam öldürmekten daha büyük cezası var binaları böyle yıkmanın Almanya'da. Şimdi tabii ben tekrar söylüyorum. Türkiye asbest denetimini kağıt üzerinde yapıyor. Bakın şimdi ben size bir rapor yazarım. Brezilya'daki gemide bir ton da asbest yazabilirim. Bu kadar eminse Sayın Bakan, biz bir bağımsız heyet kuralım. Tabipler Birliği'nden de heyette insanlar olsun, mühendisler odasından da, gemi inşaat mühendisleri odasından da, bizler uzman olarak
tehlikeli madde uzmanlarımız bir heyet olarak gemiyi inceleyelim. O zaman kamuoyunun vicdanı rahatlasın. Yoksa bu şekilde bu şartlarda Ali Ağa'da bakın işçiye bir maskeyi bile, toz maskesini bile vermekten imtina eden işverenlerden konuşuyoruz burada. Evet, bu sökümde görev alması beklenecek çalışanların fikri sorulacak mı? Ne yazık ki orada işçiler zaten onlar kendi sivil toplum kuruluşlarıyla veyahut da çeşitli oluşturdukları platformla bu mücadeleyi veriyorlar. Ben buradan nezdinizde işçi sendikalarına seslenmek istiyorum. Yani işçi sendikaları işçilerin daha çok özlük haklarıyla ilgilenirler ama işçinin yaşam haklarıyla da lütfen biraz bu konuya da eğilsinler. Çünkü şu anda Ali Ağa'da asbeste bağlı kanser vakalarının arttığı bilgileri geliyor bize. Bu konuda çok üzgünüm. Hali hazırda çünkü, zaten böyle bir sıkıntı var diyorsunuz yani. Evet efendim. Yani şu anda Ali Ağa'da çalışan işçinin sağlık gözetimi yapılmıyor. Bakın. İşe giriş muayeneleri düzgün yapılmıyor. Bakın ben İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu Başkanıyım. Bana devamlı bilgi akışı var. Uzmanlarımdan, sahadan. Dolayısıyla lütfen buradan çağrımdır Sayın Bakan'a. Eğer 9 ton varsa kendisini tebrik ederim. Ama madem bu kadar gerek Gemi Sander, gerekse gemi söküm firmaları ve gerekse Sayın Bakanımız bu kadar eminlerse lütfen denetimi açsınlar. Bağımsız denetimi. Brezilya'da mesela, Brezilya neden bize göndermeyi tercih ediyor? Brezilya'da böyle bir teknoloji yok mu? Şimdi tabii ki Brezilya'da bu gemiyi sökebilir ancak Fransızlar protokole bunu AB kriteri olan bir söküm tesisinde sökülmesiyle ilgili bir hüküm var. Biliyorsunuz demin ne dedim size? Avrupa Birliği'nin sığınma limanıdır Ali Ağa. Yani bugün AB kriterli 43 tane tesisin 8'i Ali Ağa'daysa diğer 35 tesis neden bu işe talip? Bunları düşünelim. Sığınma yani, limanı ifadenizi açar mısınız biraz? Yani Avrupa Birliği kendi gemilerini Ali Ağa'ya gönderiyor söküme. Neden? Hem karasuları hem halkı, çalışanları bu işten maruz olmamaları nedeniyle ülkemize gönderiliyor. Bizde de rant mı hayat mı? Tabii ki rantı seçiyoruz. Üzülerek söylüyorum. Oradaki işçiler için çok üzülüyorum. Evet, kendi ülkelerinde ya da yakınlarında zarar görmek istemedikleri işleri buraya gönderiyorlar diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ensari. Şu şekilde özetleyeyim ve eğer yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Pek çok resmi bilgide ve evrakta bu geminin taşıdığı asbestin miktarının 900 ton olduğu ifade ediliyor diyorsunuz. Evet. Ancak 9 tondan bile bahsediyor olsak zaten asbestin çok daha küçük bir miktarı bile ölümcül bir etkiye sahip. Başta çalışanlar olmak üzere bütün çevre için böyle bir risk söz konusu. Ve biz bunu sıfır riskle gerçekleştirebilecek durumda değiliz. Önlemler kağıt üzerinde kalıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için. Sağolunuz. Umalım bu yanlıştan dönülsün. Hem asbest konusunda hem de sayın seyirciler biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinden atık alıyoruz. Çöplerini alıyoruz yani Avrupa Birliği ülkelerinin. Plastik çöp alıyoruz. Yok edilmesi binlerce yıl süren plastik çöpleri alıyoruz ve şimdi de asbesti almakta ısrar ediyoruz. Çevrecilerin uyarıları var, halkın itirazları var. Bu konudaki itirazların duyulmasını bekliyoruz.